Merhaba, Deniz Ertaş ben. 1987 Diyarbakır doğumluyum. Biraz size kendimden bahsedip kendi iş pratiğimde nasıl çalıştığımı anlatacağım. Ben kentlerin hafızasında yer edinen travmalar ve travmaları insan mekan üzerinden irdeliyorum. Mekanların bir anlamı ve karakterinin olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız, nefes aldığımız mekanların giderek kaybolduğu ve yitirildiği dönemde değiştiğini görüyoruz. Bizimle olan bağının zayıfladığı ve kaybolduğu düşüncesi var bende. 4 yıldır ben yok yerler kavramı üzerinden çalışıyorum. İsimden anlaşıldığı gibi yok yerler işte tanımsız ve neresi belli olmayan ucu açık işler. En son işte 2019 İstanbul Biyaneli'nde Eylül ayında yapıldı. 7. kıta başlığı üzerinden 4 işim sergilendi orada. İki işim İstanbul Modern'in koleksiyon sergisinde şu an online olarak gösteriliyor. Arkamda gördüğünüz yaptığım iş de yine Yok Yerler serisi üzerinden giden bir işim. Biraz ondan bahsedebilirim. Bu arkada gördüğünüz görsel yapılmış ve bir şekilde bırakılmış bir baraj görüntüsü. Bir HES barajı yani. Ve öyle kadar terk edilmiş bir baraj. Bunun üzerinden şu an çalışıyorum. Boyutları 120-180 gibi işte bunun da kendim içinde yaparak nasıl bir anlama oturttuğum ve tekrarlar üzerinden nasıl ilişkilendirdiğimi çalışıyorum. Şu an İstanbul'dayım. Yaklaşık 7 aya yakındır Arter araştırma programı üzerinden davet alıp işte burada kendi iş pratiğim üzerinden, daha önceki işlerim üzerinden bir çalışma sürecindeyim. Farklı bir işimde yaklaşık 5 yıldır kendi arşivimde bulunan, bana yol gösteren, bir şekilde ana dinamini oluşturan görsellerden oluşturduğum yüze yakın bir arşiv oluşturdum ve o arşivi çizime dönüştüreceğim yakın zamanlarda. Bu küresel çaptaki krizin ve virüsün insanları evde tutması hepimizin iş trafiğini ve algısını değiştirdiğini düşünüyorum. Benim için çok fazla değişen bir şey yok. Zaten ev ve iç mekanla çalıştığım bir yani aşina olduğum bir yer. Sanat üretmediğim zamanlarda genellikle ben yemek yapmayı seviyorum kendime. Kendimle yani bir meditasyon gibi geliyor yani. Evin bir köşesinde pencerede ve koltuğumdan dışarı seyrediyorum ve insanlara bakıyorum. Her sabah genelde işte karşıdan bakıp çöp kutusunda kağıt toplayan bir adamı takip ediyorum. Her gün aynı saatte ve tekrar eden bir şekilde ona bakıyorum ve onu analiz etmeye çalışıyorum dışarı bakarak. Tabii iç mekandan, kendi bulunduğum noktadan ona bakarak onu anlamaya çalışmak biraz zor olsa da.